Bizden aşağıdaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş. Sayılar neymiş bir bakalım. 1 bölü 2, eksi 5, 3 virgül 3, 0, 21 bölü 12, eksi 5 virgül 5 ve 2 tam 1 bölü 8. Bunların hepsini gözümüzde canlandırmak için buradaki bütün sayılara yetecek büyüklükte bir sayı doğrusu çizelim. Böylece kıyaslamak daha kolay olur. Şimdi kocaman bir sayı doğrusu çiziyorum. Neredeyse tüm ekranı kaplayacak kadar uzun oldu. Şöyle bir bakarsak, negatif tarafta eksi 5,5 gibi sayılarımız var. Sanırım en uçtaki bu olacak. Pozitif tarafta ise en büyüğü 3,3 gibi duruyor. O zaman sıfırı şuraya yerleştirebilirim. Negatif tarafta daha çok yere ihtiyacımız olduğu için şuraya 0 diyelim. Ve bu tarafa doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5'i yerleştirelim. Pozitif tarafa da 1, 2 ve 3'ü yerleştirelim. İlk olarak 1 bölü 2 ile başlayabiliriz. 1 bölü 2 nerede olacak? Yalnız bundan önce şunları biraz düzelteceğim. Burası 1, 2, 3 ve 4 de işte burada. Tamam, şimdi 1 bölü 2 ile başlayabiliriz. 1 bölü 2'yi nereye yerleştireceğiz? Tam olarak 0 ile 1'in arasına, öyle değil mi? Buraya 1 diyelim, 1 bölü 2 işte tam olarak 1 ve 0'ın ortasında yer almalı. Yani burada. İşte burası 1 bölü 2. Buraya aynı zamanda 0 virgül 5 de diyebiliriz. İkisi aynı şey. Şimdi sıradakine geçelim. Bir sonraki sayı eksi 5. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve işte eksi 5. Eksi 5'in sayı doğrusundaki yeri burasıymış. Sonraki sayımız 3 virgül 3. Bu pozitif bir sayı. O zaman sağa doğru gideceğiz. 1, 2, 3 adım gidiyoruz ve 1, 0, 3 adım kadar daha gideceğiz. Yani buralarda bir yerde olmalı. 3 ile 4 arasında. 3'te birlik bir mesafede yer alması gerekiyor. O zaman burası 3 ve burası da 3, 3 diyebiliriz. Aslında sayı doğrusundaki sayıları da yazalım ki daha kolay olsun. Onları şu üst tarafa yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Burası 0. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Sıra 0'a geldi. Eh, onun yeri zaten belli. Yine de kendi rengiyle yazayım da daha belirgin olsun. Şimdi de sırada 21 bölü 12 var. Bu bir bileşik kesir. Bunun nerede olduğunu daha kolay bir şekilde bulmak için hadi gelin önce tam sayılı kesre çevirelim. Bu şekilde görselleştirmemiz daha kolay olacak diye düşünüyorum. 21'de 12 bir kere var ve çıkardığımızda kalan 9 olur. Yani 21 bölü 12 bileşik kesri aynı zamanda 1 tam 9 bölü 12'ye eşitmiş. Ayrıca bu kesri sadeleştirebiliriz değil mi? Payı ve paydayı 3'e bölebiliriz. Bu da 1 tam 3 bölü 4 eder. Aslında bu sadeleştirmeyi en başta da yapabilirdik. 21 bölü 12 kesri de 3 ile sadeleştirilebilir ve 7 bölü 4 elde edilir. Bunu da tam sayılı kesre çevirmek için yine bölme işlemi yaparsak, 7'de 4, 1 kere var, 4 kere 1, 4 ve çıkardığımızda kalan 3 olur. Yani sonuçta bulduğumuz tam sayılı kesir yine 1 tam 3 bölü 4. Peki, bunu sayı doğrusunda nereye yerleştiriyoruz? Elimizde bir tam var ve ikinci tamın da dörtte üçü olacak. Burası, 1 ve 2 arasındaki parçanın ortası. Burası ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek. Yani, 3 bölü 4. İşte, aradığımız yer bu nokta. 21 bölü 12 buraya denk geliyormuş. Sırada, eksi 5 virgül 5 var bu eksi 5 ile eksi 6'nın arasında olacak. Bunu daha net gösterebilmek için, sayı doğrumuza eksi 6'yı da eklemem gerekiyor. Şurayı biraz uzatalım. İşte, eksi 6 burada. Burası eksi 6 olduğuna göre, Eksi 5 virgül 5'i burada tam orta noktaya koyabiliriz. İşte şurası. Ve son olarak 2 tam 1 bölü 8'e bakalım. 2 tamın yerini zaten biliyoruz. Eğer 1 bölü 8'i tam olarak bulmak istersek, 2 ve 3'ün arasını 8 eşit parçaya bölebiliriz. Yaklaşık olarak şu şekilde bölüyorum. 1 bölü 8 işte şuralarda olacak. Yani bu nokta 2 tam 1 bölü 8'i gösteriyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve sayıların tamamını yaklaşık olarak da olsa yerlerine yerleştirdik. Zaten sıralama yapabilmek için illa tam olmaları gereken yeri bulmak zorunda da değiliz. Ama yine de esas yerlerini bulmanın bir zararı yok. Sonuçta hepsini sayı doğrusundaki yerlerine yerleştirerek aslında sıralamayı da yapmış olduk. En küçük sayı eksi 5 virgül 5 ardından eksi 5 sonra 0 geliyor. Sonra 1 bölü 2, 21 bölü 12, 2 tam 1 bölü 8 ve Sonunda da 3,3. İşte hepsi bu kadar.